Hocam bu sene zaten hani aslında her senenin olduğu kadar felaketler devam ediyor ama bizi çok korkutan, aslında her zaman bir risk faktörü olduğunu hatırlatan, 20 küsür yıldır sürekli bilmemize rağmen zihnimizin arkasına attığımız bir deprem gerçeğiyle karşılaştık bu hafta. Ki biliyorsunuz benim ailem İzmirli. Ben çok uzaktayım şu anda onlardan ve depremin, hatta şu an bahsederken bile bir nefes darlığı, ellerimde hafif uyuşma hissetmeye başlıyorum. Çünkü ben de Gölcük depremini Gölcük'te yaşadım, çocuktum. Şimdi ailem İzmir'de ve İzmir depremi de yaşandı. Birçok kısmı orada. Bu travmatik özelliği olan bir şey. Deprem dünyanın her yerinde bilinen bir durum değil. Bazı bizim gibi deprem ülkelerinde ciddi etkileri olan, ciddi travmaları olan bir yaşantı şekli. Ve biz bu depremle birlikte tekrar travmatize olduk. Belki de aslında büyük bir gerçeği tekrar hatırlamamıza yardımcı da oldu bu travmatize hal. Onun üzerine hocam bir bu travmanın fizyolojisini bir konuşalım. Depremle birlikte aslında bedenimizde ne oluyor? Sonra bunun bedenimizde olan etkinin fizyolojinin dışında psikolojimize de nasıl etkili olduğunu bir uzun, bu sefer hocam sizi kesmeden uzun uzun, çünkü bu çok önemli bir konu. Biliyorum bazı noktalara değinemeyeceğiz. Bunun sebebi de şu anda hala travma devam ediyor. Hala bunu izliyoruz ve hala orada enkaz altında sabırla, sağlıkla kurtarılmasını beklediğimiz sevdiklerimiz olabilir. Onun için belli sınırlar çerçevesinde hocam bir bunuttan bahsedelim. Evet, öncelikle önemli konu. Öncelikle herkese geçmiş olsun diyorum. Bütün Türkiye'ye geçmiş olsun ama İzmirlilere daha derinden geçmiş olsun. Çok zor zamanlar devam ediyor. İşte arkadaşlarımızla, dostlarımızla temas halindeyiz. İzliyoruz medyadan vesaire. Sevindirici haberler geldiği gibi üzücü haberler de geliyor. Dışarıdan konuşmanın beyhude olduğu zamanlar vardır. Bunlardan bir tanesi de acının ve şokun taze olduğu anlardır. Yani mesela yeni sevdiği birini kaybetmiş birine bu da geçecek falan dersen sopa yersin. Çünkü o aşamada o zihin başka bir durumdadır. Yahut çok yıkıcı, sert, acı verici, korkutucu bir hadise yaşandığında o ilk aşama genellikle pek sözün dinlendiği aşama değildir. Bizim daha ziyade burada konuşacaklarımız genel bir çerçeve olarak zaten hani YouTube'daki kanalımızda da kalacak bir referans olabilmesi açısından bence şu derli toplu bir mevzuyu anlatma çalışmasından başka bir şey değil. Yoksa şu anda buradan depremin yaralarına çare olabilmek pek mümkün değil. Zira olay şu anda çok taze. Ben öncelikle şu travma kelimesiyle stres ya da korku ya da anksiyete meselesini bir ayıralım isterim. Her korkutucu olayı yaşadığımızda, her darbeye maruz kaldığımızda biz travmatize olmuyoruz aslında. Travma bir nevi zaten Latince kökeninde yara manasına geliyor. Baş edemediğimiz korku verici durumlar, bir şekilde ruhen ya da fiziksel olarak halledemediğimiz durumlar bizi travmatize ediyor. Fiziken iyileştiremediğimiz yaralar nasıl vücutta taşınıyorsa, bir organda ya da bir işte vücudun bir bölümünde kalıcı hasar yapıyorsa ruhen de ya da psikolojik donanım olarak da baş edemediğimiz olumsuz hadiseler o sistemde, o aygıtta yani ruhsal aygıt dediğimiz aygıtta kalıcı etkiler ya da uzun süreli etkiler oluşturabiliyor. Aslında travmatize olmak denen şey biraz teknik olarak bu. Deprem gibi bir hadise. Şimdi yani bunun bir çok kötü bir tarafı var. İnsan dünya üzerinde gelişmiş ve serpilmiş bir varlık ve bildiği en sağlam yer ayağını bastığı yer. Ve bu ayağını bastığı yerle ilişkisi de felsefi açıdan çok enteresandır. Mesela birçok dinde Tanrı'nın gökte olmasının sebebiyle insanın dik yürümesi arasında çok yakın bağlantılar kuran düşünürler, filozoflar var. İnsan diğer bütün hani hayvanlar dört ayak üzerinde yürürken biz iki ayağımızın üzerine kalkıp tabiri caizse zihnini taşıyan beynini yani başını göğe yaklaştırmış, biraz yük sermiş, dikelmiş bir canlı olarak yere sağlam bastığımız sürece kendimizi iyi, üretken, yaratıcı, hatta ilahi bir varlık gibi hissedebiliyoruz. Ama zemin sallandığı zaman bu insanın en büyük korkularından bir tanesi. İster deprem yaşayın, ister yaşamayın. Mesela denge sistemimiz zeminin sallanmasına karşı çok çok hassastır. İç kulağımızda bulunan yatay ve dikey hızlanmayı hisseden utrikul, sakkul ya da yarım daire kanallar gibi işte kafa rotasyonunu, dönüşünü hisseden reseptörlerimiz, alıcılarımız var. Bir de bunlardan ve bedenden gelen bilgileri alıp denge değerlendirmesi yapan beyinciğimiz var mesela beynin arka tarafında. Şimdi bütün bu sistem oldukça komplike bir şekilde göz hareketlerini de tabii ki etkileyerek ondan bilgi alarak zeminin durumuna karşı çok ciddi bir hassasiyetle ölçüm yapıyor ve vücut hareketlerini düzenliyor. Bu niye böyle? Bizim zaten ayakta durma postürümüz yani şu
bedenin durumu hareket açısından bayağı zor bir şey. Yani bedenin en riskli kısmı olan kafayı en tepede, böyle sallanan bir kulenin tepesinde taşıyorsun. İki ayak üzerinde yürümek çok ciddi bir denge oyunu meselesi. Bu nedenle sistemimiz bir kere zemin konusunda çok hassas. Zemin sallandığı zaman herkes korkar. Mesela zamanında AFAD'la beraber yaptığımız deprem eğitim çalışmaları vardı. Ankara'da o sırada AFAD'a, yani bu eğitimlerin daha kalıcı davranış değişikliğine dönüşebilmesi için neler yapmamız gerektiğine dair ufak bir danışmanlık veriyorduk, eğitimler falan. Orada deprem simülatörleri var AFAD'ın kullandığı. Şimdi birçok fuarda falan görebilirsiniz. Biz onun bir simülatör olduğunu biliyoruz. Yani üstüne çıkınca sallanacağımızı da biliyoruz ama üstüne çıktığımızda ve hafif bir sallantı geldiğinde elimizde olmadan hepimiz panik oluyoruz. Şimdi bu bir kere insan organizmasının zeminin hareketliliğine karşı aşırı duyarlılığının önemli bir göstergesi. Bir de bir kere bir deprem yaşadıysanız ya da bastığınız zemin sallanmışsa ve siz bunu tecrübe etmişseniz, birçok tehlikeli durumun insan beynine yaptığı bir şey yine oluyor. Bir amplifikasyon oluyor. Yani o sarsıntıya karşı aşırı duyarlı hale geliyorsunuz. Özellikle 99 depremini yaşayan arkadaşlarımız, dostlarımız, akrabalarımız çok mesela. Ben birebir deneyimlemedim. Öyle bir depremdi ki o yalnız, ben o zaman Samsun'daydım. Biz Samsun'da bile hafifçe sallanmıştık yani. O kadar büyük bir depremdi 99 depremi. O depremden sağ kurtulanlar hala, yani birisi mesela ayağını salladığında, birisi masayı titrettiğinde bile hemen bir böyle atak bir duruma geçebiliyorlar. Bir ekstra uyanık hale geliyorlar ve korkuyorlar doğal olarak. Çünkü beyindeki o sistem artık aşırı duyarlı hale gelmiş bir kere onu deneyimlediğinizde. Japonları düşünelim. 7-24 bu adamlar deprem riskiyle yaşıyorlar. Japonya zaten beşik gibi sallanan bir yer. Şimdi devamlı olduğu zaman böyle bir şey ise insan organizmasının çok acayip bir özelliği daha devreye giriyor. Buna da adapte olabiliyor. Japonların mesela koca koca binaları vesaire, işte görüyoruz videoları. 7 şiddetindeki depremde böyle sağa sola sallanıyor, hiç de bir şey olmuyor. Ölen kalan, kırılan çıkan yok. Bir şekilde devam ettiği için oraya adapte olabiliyorsunuz. Şimdi bizim sorunumuz Türkiye'de deprem kuşağındayız ama depremler aralıklı ve aperiyodik. Yani biz aralarda hiç deprem olmayacakmış gibi hissettiğimiz uzunca bir zaman geçiriyoruz. Bunun bir de kültürel olarak bu biraz lakaytlığımızla diyelim, genel parantez olarak birleştir. Önlem yok, planlama yok, binaları yaparken dikkat etmek yok, yerleşim yaparken ne olacağını düşünmek yok. Mesela şu anda Allah muhafaza Türkiye'nin büyük kısmını etkileyen büyük bir depremde en önemli sorunumuz bu liquefaction denen, yani yerin sıvılaşması dediğimiz mesele, dolgu alanların tamamı resmen yerin dibine batıyor mesela bu tip şeylerde. Ama bizim ülkede biz mesela bu dolgu işlerini çok rahat yaparız. Sahil şeritlerinin tamamı işte biraz da arazi kazanmak için doldur kaktır. Şimdi tabii meselemiz şehircilik ya da şehir politikaları değil de psikolojimizi anlamak açısından biz depreme niye hep hazırlıksız yakalanıp bu kadar korkuyoruz? Çünkü depremden hem uzağız hem deprem bize tanıdık. Yani hem ayarımız yüksek depreme karşı. Ben bile, ki ben biraz böyle hani doğa hadiselerine biraz daha gözlemci ve hani tehlikeden önce hayret gözüyle bakmaya çalışanlardan. Mesela bana ilginç gelir böyle tabiatta bir hadise olması. Mesela fırtınanın ortasında arabayla kalmak hoşuma gider. Ayakta olarak kalmak değil tabii. Arabayla olursam daha iyi olur. Böyle onu izlemeyi falan severim ama korkutucudur neticede tabiatın bizi aşan güçleri. Ve biz maalesef işte ben dahi böyle bir sistem içinde bir hafif sarsıntıdan ciddi uyarılabilir bir haldeyim. Şimdi bir kere zaten böyle bir ön şeyimiz var, ayar bozukluğumuz var bu konuyla ilgili. Güvensizliğimiz var. Yaşadığımız ülkede böyle bir doğal afette korunabileceğimize olan inancımız çok az. Çünkü güvenmiyoruz. Yani binayı yapana da güvenmiyoruz, altyapıyı yapana da güvenmiyoruz. Allah'tan mesela çok önemli bir faktörümüz var. Mesela AKUT gibi ekipler, afet durumlarından sonra işte AFAD gibi teşkilatlar çok şükür Türkiye'de çok güzel çalışıyorlar ve biraz içimize su serpiyorlar. En azından bu kısımda bir sigortamız var. O da olmasaydı zaten halimiz iyice harap olacaktı. Bu arada gerçekten bütün şu anda arama kurtarmada çalışan, gerçekten benim üst insan dediğim model bütün dostlara çok teşekkür ediyoruz buradan Türkiye adına. Çünkü yaptıkları şey gerçekten insanlığın en üst versiyonu. Çok zor bir şey böyle canını tehlikeye atmak bu tip durumlarda başka insanların hayatı için. Kolay anlaşılır bir durum değil. Herkesin yapabileceği de bir hal değil. Toparlarsak, çok uzatmayayım. Böyle bir duyarlılığımız ve güvensizliğimiz var. Bu güvensizlik her deprem haberine kulak kesilmemizi sağlıyor. İstanbul'da 7 küsur şiddetinde bir deprem olma olasılığı önümüzdeki 10 yıl içerisinde yüzde bilmem kaç. Depremin böyle bir olasılığı olmadığını çoğumuz biliyoruz. Deprem periyodik bir şey değildir. Zamanla öngöremezsin. Yani bu artık çok net bildiğimiz bir şey ama biz ne yapıyoruz burada? Avunma egzersizi yapıyoruz. Yani depremi biliyormuşuz gibi geliyor. Uzmanlar bu konuda bize yol gösterici bir şey söyleyebilirmiş gibi geliyor ve biz
hazırlık yapmak için deprem riskinin daha yüksek olduğu zamanları bekliyoruz. Mesela evde deprem çantası hazırlamak için bile böyleyiz. Dolayısıyla bu vurdum duymazlık, bu gevşeklik falan filan bize bu darbelerin biraz daha sert vurmasıyla sonuçlanıyor. Şimdi bir şu ya da bu şekilde. Özellikle şu anda İzmir'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere İzmir ve civarındaki. En önemli yaşadıkları şey bu stresin akut hali. Şu anda daha işte birkaç gün oldu, deprem vurdu, artçı sarsıntılar kesilmiyor vesaire. Beden bu bahsettiğim aşırı duyarlılıklarla da beraber zaten fizyolojik olarak duyarlı olduğu bir sarsıntı meselesine karşı aşırı reaksiyon veriyor. Ve insanların normal düşünme melekeleri ciddi anlamda baltalanıyor. Birinci aşama budur. Yani aşırı yüklenme. Çünkü o sırada sistem savaş ya da kaç tepkisiyle bizi kurtarmak için yollar arıyor. Bildiklerimizi unutuyoruz. Biraz böyle içgüdüsel, dürtüsel davranmaya başlıyoruz. Normalde istemeyeceğimiz şeyleri istemeye başlıyoruz. Yani çok fazla talepkar hale gelebiliyoruz. Organize olamıyoruz. Kompleks davranışları yürütemiyoruz vesaire. Şimdi böyle bir durumda ilk yapılması gereken şey bunu yaşayan arkadaşların özellikle şu anda eğer mümkünse veya o tip kişilerle birlikte olanların önce bir sakinleşme yolunu bulmaları lazım. Yani güvenli bir alana geçmek mesela bunun önemli bir başlangıcı. Biraz şeyi hatırlamak mesela buradan yapabileceğimiz bir fayda varsa o da şu. Ani stres reaksiyonu bizim dip beynimizle ya da hayvansal beynimizle alakalı bir durumdur. Düşünce devreye girdiği anda bloke olur. Bakın bu çok önemli bir bilgi. Biz strese girdiğimiz takdirde eğer bir şekilde düşüncemiz devreye girerse, analitik düşünmeye başlarsak stres otomatik olarak baskılanıyor. Bunu bir terazi gibi düşünün. Yani stres aşırı ağır basarsa bizim öbür beyin gidiyor. Ama düşünen beyin çalışırsa bu sefer stres mekanizması baskılanıyor. Dolayısıyla daha analitik, olayı analiz etmeye, işte faydası, zararı, işte ne kaldı, kim gitti vesaire gibi şeylerle zihnen uğraşmaya başlamak bir kere aşırı yüklenme akışını kesmenin çok önemli bir yolu. Bu arada hemen buraya gelmeden önce Twitter'da sevgili Kemal Sayar Hoca'nın web sitesinde güzel bir çeviri makale yayınlamışlar. Travmayla nasıl baş ederiz diye. Oradan da bir iki not aldım. Önümde burada duruyor. Lütfen vakti olanlar Kemal Sayar Hoca'nın sitesine girip o makaleyi bir okusunlar. Gayet güzel derlenmiş. Bu birinci kısmı. Yani şu aşırı yüklenmiş stres sistemini akut dönemde bir susturmak lazım. Bundan sonra bu tip zor durumları yaşamış insanlar çok karmaşık duygular içerisinde oluyorlar. Çünkü bununla baş etmek kolay değil. Biraz önce söylediğimiz sebepler ve daha fazlası yüzünden. Sonuçta her insan için ağır bir şey yani. Ve bunun bir travmaya dönüşmesi çok kolay. Yani kalıcı bir ya da uzun süreli bir soruna dönüşmesi çok kolay. Eğer ki işin ucunda büyük bir kayıp varsa, umutsuzluk varsa özellikle geleceğe dair. Şimdi bu dönemde yani biraz daha sonrasında mesela bir hafta, iki hafta sonra bu olayın mağdur olan insanlar yani neredeyse hemen bütün İzmirliler şu anda şöyle bir şey hissedecekler. Yaşadıkları acı duygusu, korku duygusu giderken karmaşık duygularla dolmaya başladıklarını fark edecekler ve bu durumda en büyük ihtiyaçları her insanın aslında çoğu zaman ihtiyacıdır. Kendilerini anlatmak olacak. Duygularını dile getirmek. Bol miktarda konuşmak isteyecekler. Sosyal destek. Yani aynen, burada aynen. Yapabileceğimiz, özellikle benim meslek grubumun yani en iyi şey burada şu andan itibaren o travmın yani travmaya dönüşmemesi için bu hadisenin sosyal destek. Aynen öyle. Özellikle de yani uzmanlar zaten ellerindeki araçları, bilimsel yöntemleri ya da terapi vesaire, travma sağaltma tekniklerini zaten kullanıyorlar. Ama bu konuda uzmanlığınız yoksa bile bileceğiniz en önemli şey travmatik bir olay yaşamış ya da korku dolu bir olay yaşamış bir insanın ikinci fazla en çok yapmak istediği şey anlatmaktır. O duyguları boşaltmaktır. Dinleyiniz efendim. Çözüm bulmanıza gerek yok. Yani iyi bir dinleyici olun. İyi bir dinleyici olmanın da şeyini hatırlatayım yani sadece oturup put gibi dinlemekten ziyade daha fazlasını öğrenmek için sorduğunuzda o insanın tabii çok yarasına basmadan, onun gitmek istediği yönde onu cesaretlendirdiğinizde konuşmak, paylaşmak insanda çok ciddi bir oksitosin salgısı ve sakinleşmeye sebep oluyor. Gerçekten iyi geliyor. En önemli iyi gelen şeylerden biri zaten Hazal ve bütün psikolog arkadaşlarımız bilir. Esas bu terapilerin ya da psikolojik yardımların en önemli bileşeni zaten konuşmaktır, iletişimdir yani. Bir şekilde iletişime girdiğiniz zaman bu işi çözersiniz. Üçüncü aşama özellikle bu korku dolu hadisenin mağdurlarının bir şekilde bununla karşı karşıya gelmiş insanların yapıcı bir takım eylemlerde bulunmaya kendilerini yönlendirmeleri çok önemli. Yardım, destek, kendileri gibi aynı sıkıntı yaşamış diğer insanlara destek verme, yardım faaliyetlerine katılma, bir şekilde bu sorunun üstesinden gelecek akıllarında bir yöntem ya da yol varsa onu uygulamaya çalışma ya da uygulamanın yollarını arama gibi. Bakın bu da yine aynı şey. Zihnimizin akılcı bölümünü devreye sokarak, plan program yaparak, bir şekilde karmaşık sosyal aktivitede zihinsel olarak angaje olarak stres sistemimizin bizi boşu boşuna kemirmesini engelleyebiliriz.
Şunu unutmayalım. Bizim beyin işsiz kalırsa kötüyü bulur ve abartır. İşi budur. Yani çünkü hayatta kalmamızı sağlamak için dizayn edilmiş ve varsa kötü bir ihtimal onu bulur, gözümüze sokar yani. Ama biz meşgulsek, biz bir işe kendimizi vermiş isek, ona gömülmüşsek bu sistem çalışmaz ve beynimiz tehlike yerine adımları, amaçları düşünmeye başlar. Ve son aşama olarak da bir anlamlandırma aşamasına ihtiyaç var. İnsan için en önemli şeylerden bir tanesi bu. Bu korkutucu deneyimlerin bir yaraya ya da travmaya dönüşmemesi için yakın geçmişte yaşanmış o şeyin, belki bir hafta, iki hafta, üç hafta önce neyse yaşanmış şeyin bizim için ne anlama geliyor olabileceğini oturup değerlendirmek. Bundan sonrası için bu hadiseyi bir referans noktası ya da bir veri olarak kabul edecek soğukkanlı bir bakış geliştirmemizi sağlar. Genellikle travmaların en önemli özelliği, ben burada travma uzmanı falan değilim arkadaşlar. Söylediğim bilgiler tamamen beyin bilgilerinden çıkarttım. Biraz da okumalarıma dayalı kısımlar. Tabii ki yani travma uzmanlarının bu konuyla ilgili anlatacağı daha çok fazla şeyler var ya da yapacakları uygulamalar, ama arka planda halledemediğimiz şey travma oluyor diye hatırladık. En başta söylemiştik onu. Onun halli ve anlamlandırılması meselenin travma olmasının çok çok ötesine geçiyor. Mesela bunu ben gördüm bazı kitaplarda, böyle işte anne baba travması gibi şeyler yaşayan insanlarda. Tabii her durumda değil ama bazı durumlarda mesela annenin ya da babanın onu niye yaptığını fark ettiği zaman, yani onun mesela bir sorunu olduğunu gördüğü zaman bir anda o canavarca eylem aslında gözünde acınası bir hataya dönüşebiliyor ve böylece o anlamlandırma kişinin o travmasının bir şekilde dönüşmesine falan sebep olabiliyor. Bu da aynı şekilde geçmişe dönük olarak yaşadığımız bu şeyi anlamlandırdığımız takdirde yolumuza normal ve sağlıklı bir şekilde devam edebiliyoruz. Ama onunla baş edememişsek eğer, baş etmekten kaçınıyorsak, onu bir an önce unutmaya çalışıyorsak, mesela olur yani kendini alkole vur, eğlenceye vur, bunu unutalım falan. O zaman o zihnimizin ayık olduğu her an gelip beynimizin abartma sisteminin kullanabileceği bir malzeme olarak çantada bekliyor. Dolayısıyla bu anlamlandırma süreci önemli. Her kötü hadise bizi öldürmediği takdirde bize ders verir. Öldürmeyen şey güçlendirir diyordu ya Nietzsche, hatırlarsanız. Her şey böyledir. Elbette kayıplarımız oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. Ama geride kalanlar, belki yaralananlar oldu, belki çok ciddi hani mal kaybına uğrayanlar oldu. Ne olursa olsun nefes alma devam ettiği sürece makul bir süreden sonra geri dönüp bu olan bitene kendimiz açısından bir anlam vermek. Bu arada anlam vermek derken şunun da altını özellikle çizmek isterim. Kolaycı anlamlardan uzak durmamızı tavsiye ederim. Öğretilmiş bazı anlamlar var. Böyle sapıtıyoruz, ondan başımıza bunlar geliyor. İnsanın sapıtmasının bedeli bu kadar ucuz değil arkadaşlar. Eğer bir bedeli varsa o bu kadar ucuz değil. Oradan yırtamayız. Yani öyle düşünmenin ne kadar saçma olduğunu vurgulamak için söylüyorum. Ders almak, anlamlandırmak dediğim şey doğal bir felakete açıklanabilir bir sebep ya da metafizik bir sebep biçmeyi kastetmiyorum. Bizim hayatımızda onu bir yere koyalım. O bize gerekirse bazı yanlışlarımızda milat olsun. Evimizi mi kaybettik mesela? Bundan sonra yeni bir eve taşınırken adam gibi soralım. Zemin raporuna bakalım. İnşaatın sağlamlığını gözetelim. Müteahhit miydik? Binamız mı yıkıldı? Bundan sonra iş değiştirelim ya da işimizi adam gibi yapalım. Yani hayatımıza bir kerteriz noktası olarak koyalım demek istiyorum. Yoksa anlamlandırmak, dilizyonel olarak meseleyi saptırmak ya da kendini yeni illüzyonlarla oyalamak demek değil. Özetle beynimizin stres sisteminin bizi neler ettiğini daha önceki videolarda anlatmıştım. Açık beyinde çok anlatıyorum. Benim kitaplarda özellikle ilişkiler ve stres 2. cilt, insanın fabrikalarının 2. cildinde detaylı olarak anlatıyorum. O kısımları şimdilik atlıyorum ama demin söylediğim şeyi unutmayalım. Aşırı stres hali, bu korkulu durumlarda yaşadığımız aşırı stres hali bizim insani bütün zihinsel fakültelerimizi bloke ediyor. Bütün olay onu tekrar online yapabilmek, tekrar devreye sokabilmek ve tekrar normal hayatımıza dönebilmek. Bunu şöyle de bir fayda olarak lütfen cebimize koyalım. Bunu sık anlatıyorum. Kötü hadiseler kötüdür, tartışmasız. Fakat kötü hadiseden normale dönebilme becerisi beynimizin duygusal istikrar ya da resilience dediğimiz bir hadisesine her seferinde kuvvet verir. Biz ne kadar zor hadiselerden tekrar normale dönüp normal bir hayat yaşayabilmeyi başarırsak o kadar ondan sonra başımıza gelecek kötü hadiseleri de
iyi tolere edebiliyor olacağız. Deprem çok büyük bir hadise. Daha önce irili ufaklı hadiselerden bu anlamlandırma vesaire egzersizlerini yapmış olanlar, bir şekilde bununla baş etmiş olanlar mesela bu travmayla da daha iyi baş edecekler bu korkutucu durumla. Bu büyük durumla baş edenin zaten dünyada baş edemeyeceği şey olmadığını düşünüyorum. Tekrar herkese sabır, metanet diliyorum. İnşallah en kısa zamanda böyle kötü haberlerin bizi sarsamayacağı akılcı yöntemlerle kurulmuş bir medeniyeti inşa etmenin ne kadar önemli bir şey olduğunu anlarız. Ve bu sadece bina yapan müteahhitle ilgili bir şey değil. O eve parayı verip almak da, o şehirleşmeyi kabul edip onun içinde yaşamak da aynı aymazlığın parçalarıdır. Siz parayı verirseniz o bina öyle yapılır. Siz orada yaşamayı, bir şehirlerin içerisinde milletle ağız ağıza yaşamayı uygarlık zannederseniz, işte orada da bunlar olur. Dolayısıyla bu hepimizin hayatını açılım getirmesi gereken bir durum. Zaten insan ders alsa böyle şeyler değil başka şeyler konuşuyor olurduk muhtemelen diye düşünüyorum ben. Muhtemelen yanlış olabilir. Durumun biraz akut olduğu için ben bir iki bir şey eklemek istiyorum sizin de izninizle. Şimdi bu yaşanan doğal bir afet. Doğal afetler anormal durumlardır. Bizim bu durumlara verdiğimiz tepkiler ise sizin dediğiniz gibi şok hali, belki iştahın kaçması, korku hali, suçluluk hali, aşırı hareket veya tamamen hareketsizlik hali. Bunların hepsi anormal bir duruma verilen normal tepkilerdir. Aynen. Bunu eklemek istiyorum çünkü eğer bunları yaşıyorsak, ki bunları yaşıyor olmamız işte bunu normal kılar. Yani bu depremdeki veya bir travmatize edebilecek bir hadiseden sonra yeme alışkanlıklarımıza değişme varsa, iştahımız ya aşırı açılmış veya aşırı kapanmışsa, uyku problemi yaşıyorsak, çok uyku uyuyabiliriz, uykusuzluk çekebiliriz. Bu tarz belirtilerimiz varsa bunlar şok halinde verilen normal belirtilerdir. Biz bu belirtilerin zaman içinde azalmasını bekliyoruz. Şu an akut haldeyiz. Bu akut durum geçince bunların azalmasını bekliyoruz. Ve en başta sizin belirttiğiniz gibi bunun azalması için sosyal desteği söylüyoruz. Bu sosyal destek illaki bir psikoloğu bulup, bir psikiyatristi bulup onunla birlikte olmak, konuşmak da değil. Biz şu anda halk olarak gerçekten büyük sosyal destek veriyoruz. Oraya erzak göndermenin yanı sıra onların yanında olduğumuzu, bu doğal afet mağdurlarının yanında olduğumuza dair çok güzel bir kültür örneği sergiliyoruz ve gerçekten hissediliyor da bu işte bizim travmatize olmadan bu durumu atlatmamızı sağlayacak. Ama bunu hemen sadece kenara koyalım. Eğer bu durum gerçekten uzun süre devam ediyorsa, bu artık belli birkaç haftaya geçmiş, özellikle bir yere geçmiş ise bu kişilerin profesyonel yardım almalarını söyleyelim. Onun üzerinde çok durmayalım. Ama bu aşamaya kadar duygularımızdan yani yaşadıklarımızdan korkmayalım. Benim iştahım niye yok? İşte ben uyuyamıyorum. Bu bizi paniğe sürüklemesin. Anormal bir koşula verilen normal bir cevap. Endişe o kadar yani bu konuda endişelenilmemesi lazım. Bunun ilerleyen süreci takip edilmesi önemli olur diyelim. Bana bir şey çağrıştırdın. Biz depremin öncesinde çok zayıf, daha doğrusu felaketlerin öncesinde çok zayıf, felaketlerin sonrasında çok kuvvetli bir topluluğuz. İnşallah felaketler gelmeden önce kuvvetli olmanın bir yolunu buluruz. Yoksa işimiz harap. Kuvvetli hocam, olacak kimseyi bulamayacağız bir süre sonra, felaketlerden sonra maalesef. Normalde çok kişisel yorum katmıyoruz biliyorsunuz ama ben burada yorumdan ziyade büyük bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz Gölcük depremini Gölcük'te yaşadık. Ben çocuktum. Bu bir çocukluktan kalan hadise oldu. Ve deprem lafı her zaman kalbimi böyle birkaç sebeple hızlı atmasına neden olur. Oradaki zamanda bile kötü olayları es geçeceğim. Bir sürü şey yaşandı. Hatırlıyoruz. Bir sürü çıkar uğruna bu sömürülenler oldu. Ama bunun dışında bizim toplumumuz, kültürümüz bu konuda hayranlık uyandıracak kadar dayanışan, birbirine destek olan, kötü koşullarda tanıdığı herkese kalbini açabilen, elindeki ne varsa yoksa açabilen bir kültür. Onun için güzel insanlarımıza, bize, herkese çok teşekkürler. Bir işe yarıyor bu teşekkürler bilmiyorum ama bizler için çok değerli. Teşekkür her zaman yani o gerçek içtenlikle yapıldığında en önemli ödüllerden bir tanesidir. Çünkü iyiliğin yapılması kadar iyiliğin anlaşılması da önemli bir şey. İnşallah bakalım yani bu dayanışmalar falan filan güzel ama bir de şu normal zaman yani sulh zamanında gelişen toplumlar gelişmiş toplumlardır derler. Yani böyle barış zamanında gelişiyorsan gelişmişsindir. Zorlama olmadan da biraz konfor alanımızdan çıkarsak güzel şeyler olacak inşallah.
Burada güzel bir soru geldi biraz önce hocam. Peki travmaların evrimsel süreçte bir etkisi var mı? Evrimsel süreçte derken Evrimsel, ya evrimsel olarak bize bir katkısı var mı? Neden travmaya maruz kaldık Tabii ya yani travma? yeme içmenin nasıl katkısı varsa travmatik süreçler de o şekilde. Yani zaten işte stres reaksiyonu dediğimiz mesele, yani işte baş edilemez derecede olduğunda onunla baş etmek için yeni stratejilerin devreye girmesi de evrimsel bir avantaj sağlıyor muhtemelen. Yani uzun süre stresten sonra depresyona girmemizin sebebi o uzun süre stresi yaratan meseleyi normal şartlarda çözemezken onu çözecek bir yol bulmak üzere kafayı gömüp derin derin düşünmene sebep olabiliyor mesela. İşte evrimsel psikoloji derslerinde depresyon falan bölümünde çok anlatıyoruz. Bize bugün patoloji ya da hastalık gibi gelen birçok mekanizma aslında evrimsel adaptasyonlar. Fakat biz işte ağrı kesici medeniyetinde bunları susturmayı marifet saydığımız için maalesef hani çok majör vakaları tabii bir şekilde halletmeniz lazım ama en ufak canı sıkılan adama depresif muamelesi yapacak kadar kendimizden geçtiğimizden bu evrimsel adaptasyonun da ne işe yaradığını çok anlayamıyoruz. İnsan hakikaten travmatik bir canlı. Çok zor zamanlardan geçmiş bir canlı. Bu çırılçıplak haliyle bugünlere kadar gelmek kolay değil. O yüzden travma bizim göbek adımız. Kurtlar Vadisi gibi oldu. Geleceğini düşünen kahraman olamaz. Ama gerçekten öyleyiz. Yani bunlarla baş etmek için çok aracımız var. Tek sorun, hep hatırlatmaya çalışıyorum. Bunu ben kendi hayatımda da gördüm. Basit sorunlarla uğraşmayı hayatın kendisi zannedecek kadar doğasından kopmuş bir varlık haline gelirse gerçek yaşamsal tehlikeler karşısında felç oluyorsunuz. Yani biz bugün işte sınavdır, çocuğun okuludur, hede hödedür, ev alacağımdır, para biriktireceğimdir uğraşırken yani bir anda mesela kendini şu anda şöyle nasıl bir örnek vereyim? İstanbul Suadiye'de 12 tane dairem var ve sürekli kiralıyorum. Hayat Allah muhafaza 9 şiddetinde bir deprem oldu. Dairelerin hepsi gömdü. O zaman ne olacak? Böyle bir dünya alternatifini hiç yaşamamışsanız böyle bir ihtimal aklınıza da gelmiyor ve buna benzer bir şey yaşadığınız anda işte bütün zemininiz sarsılıyor. Deprem korkusunun şimdiki modern sosyal versiyonu budur. O yüzden zeminimizi hayata basalım. Zeminimizi gerçek hayata basalım ayağımızı. Zeminimiz tabiat ve tabiatın gerçek rutinleri, adetleri olsun. Kendi şarkımız içerisinde böyle terennüm edip yaşayıp gitmekten biraz da doğanın müziğine kulak verelim lütfen. O zaman bu tip badireleri hem daha az yaşar hem daha kolay atlatırız diye bir düşüncem var. Benim kendi üzerinde yaptığım çalışma kabaca biraz böyle.